Ankara'dan hepinize iyi pazarlar diliyorum. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta Başbakan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli Başkent Kulisi'nde konuğumuz olacak. İki ana konumuz var. Tabii bu konu başlıklarının detayları da önemli. Birincisi FETÖ ve FETÖ ile mücadele süreci. İkincisi de ekonomi. Bütün bu içinden geçtiğimiz süreç ekonomiyi nasıl etkiliyor? Ekonomi bu süreçte nasıl etkileniyor? İki ana temel konumuz var ama dediğim gibi başka bunların detaylı önemli başlıkları da olacak. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şimdi ilk sorum şu olsun. Bu yürüyen süreçte FETÖ örgütüne yönelik operasyonlar yapılıyor. Geldiğimiz nokta itibariyle bu örgütün hareket kabiliyeti kırıldı diyebilir miyiz? Yoksa hala çok etkin ve çok güçlü durumdalar mı? Ana omurgasının, ana yapısının, ana çatısının çökertildiğini söyleyebiliriz. Yani bunun anlamı şu, sistematik olarak Türkiye içerisinde bu örgüt artık bütün birimleriyle, bütün unsurlarıyla, o sistemin altyapısını oluşturan tüm birimleriyle karar alma, uygulama kapasitesine şu an itibariyle sahip değil. Yani çünkü hem bu birimler, alt birimler çökertildi, hem de kendi aralarındaki o iletişim, akış, akım, yapı ortadan kaldırıldı büyük oranda. Yani omurga kırıldı. Bu anlamda bakıldığında herhangi bir toplumsal sonucu olacak bir karar alma, onu uygulama aşamasına getirme, yani karar oluşturma noktasında da şu an itibariyle böyle bir yapıları, böyle bir durumları yok. Ve uygulama noktasında da bunları hayata geçirme kapasitesine ve kabiliyetine şu an itibariyle sahip değiller. Ancak bu yapının tümüyle çökertildiği, bütün olarak ortadan kaldırıldığı, tamamen tasfiye edildiği anlamına gelmiyor. Bu süreç devam ediyor. Biz sadece ana yapının, ana çatının çökertildiğini söylüyoruz. Evet. Özellikle bu tür terör yapılanmalarında gizli yapılanma, gizlilik esas olduğu için çok daha küçük, tespit edilemeyen birimler halinde kalıntılar olmuş olabilir. Kripto kişiler olabilir. Bunları bilemiyoruz tabii. Yani çünkü ismi üstüne kripto zaten yani. Saklıyor kendisini. Hem kendisini saklıyor hem de yapılanma itibariyle hücresel tarzda, yani çok küçük birimler itibariyle ve birbirleri arasında, bu hücre yapıların birbirleri arasında irtibat olmadan bir yapılanma meydana getirdiği için bu tür gizli kalmış unsurlar olabilir. Ama bu hiçbir şekilde bir karamsarlığa, bir olumsuzluğa meydan verilsin ya da öyle bir algı oluşsun anlamında söylemiyorum. Kesinlikle böyle bir tehlike söz konusu değil, onu söyleyelim. Çok yakından takip ediyoruz. En ufak bir kıpırdama söz konusu olduğu anda hemen müdahale ediliyor, tespit ediliyor. Ha bir de şu var. Zaman zaman, yani 15 Temmuz olaylarından sonra da gizli kalmış olan bu yapılarda hangi detayda olursa olsun, hangi küçük boyutta olursa olsun, en ufak bir kıpırdama söz konusu olduğu zaman bu anında tespit ediliyor, dedekt ediliyor. Hiç şeysiz, yani tartışmasız ve gereken yapılıyor. Görüyorsunuz yine, yani basına da yansıyor bunlar zaten sürekli olarak. Bu geçen hafta içerisindeki operasyonlar dikkat çekiciydi. Evet. Yani o şekilde değerlendirmek mümkün. Öyle mi? Evet, yani bu kripto imamları, işte MİT Genelkurmay, orduda görev yapan kendi örgüt içerisinde diyelim. Onlara dokunuldu. Beyin takımı mı bunlar? Yani tabii bunların önemli bir bölümü üst seviye diyebiliriz. Yalnız şöyle bir algı var. Onu da düzeltmekte fayda var. Sanki bugüne kadar yapılan operasyonlarda genelde işte orta ve alt seviye ekibi tasfiye ediliyor ya da onlar işte gözaltına alınıyor ya da kamudan ihraç ediliyor. Diğerlerine dokunulmuyor ya da tespit edilemiyor gibi bir algı var ya da bu böyle bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Çok daha büyük oranda biz çatıyı çökerttik. Yani şu anda karar alamaz hale getirilmesinin temel nedeni de budur. Bütün yönetim kademesi şu anda ya gözaltında tutuklu ya da firar etmiş vaziyette durumda. Dolayısıyla geride kalanlar kripto üst seviyeler ve kripto diğer kademedeki yöneticiler şu anda tespit ediliyor. Bunun bir tanesi, ilave bilgiler geldikçe, tespit edildikçe anında müdahale edip derdest ediliyor. Ayrıca diğeri de ufak tefek, zaman zaman çok küçük, kamuoyuna da yansımayabiliyor bunlar, kıpırdamalar olabiliyor, baş kaldırmalar, hafifçe hareketlenmeler. Bu anında, kaldırdıkları anda hemen deşifre oluyorlar ve üzerine gidiliyor. Yani
Hareketsiz kaldıkları sürece tabii tespit kolay değil. Yani tamamen kendilerini kapatıp o hücrelerden bahsediyorum. Ya da kişilerden, kripto kişilerden. Ama bunlar örgütün hedefleri, amaçları çerçevesinde en ufak bir şekilde kafalarını kaldırdığı anda tamamen tespit edilme imkanı var ve bunlar gereken yapılıyor. İtiraflarla bu son operasyonların yapıldığı söylendi, yazıldı, doğru mu? İtiraflar var. Oluyor mu? İtiraflar elbette var, itiraflar. Yani onların da işte yeni bilgi geldikçe ilave bilgilerden bir tanesi de, bir kaynaklarından bir tanesi de bu. İlave bilgi kaynaklarından bir tanesi de oradaki şu an tutuklu bulunan veya gözaltındaki bazı örgüt üyelerinin konuşmaları. Bunlar olacak, devam edecek. Önümüzdeki günlerde daha da artacak. Yani bu ifşaatlarla daha alt birimlere inme imkanı ortaya çıkıyor. Esas kriptolar bu şekilde tespit ediliyor. Yani mutlaka çözülme olması gerekiyor. Bunların da konuşması gerekiyor. Hele özellikle yönetici kademesinde bulunanların konuşmaları, açıklamaları, ifşaatları, bunlar daha kıymetli bilgiler. Bunlar da geliyor, gelmeye de devam edecek. Peki ordu ile ilgili, yani biz biliyoruz ki o darbe kalkışması sonrası daha çok general düzeyinde ve fiilen o gün kışladan dışarı çıkanlar ele geçirildi, tutuklandı. Fakat işte albaydan aşağıya, yüzbaşı, üsteğmene kadar, ki son yıllarda özellikle bu örgütün çok yüksek oranlarda ordu bünyesine adam soktuğunu biliyoruz. Oralarda ciddi bir tehdit söz konusu mu? Oralarda bu temizlik ne ölçüde yapılabiliyor? Şimdi söylediğiniz gibi üst yönetim kademesinde ciddi anlamda kontrol edilebilir hale getirilmesini sağlayacak bir temizlik yapıldı. Bu sadece generaller için değil, albaylar için de geçerli. Albaylar seviyesinde de geçerli. Ayrıca bir de kurmay sınıfta da çok ciddi anlamda bir orada da bir tasfiye gerçekleştirildi. Tasfiye demeyelim, yani tespit ve gereği yapıldı. Evet, tasfiye kelimesi. Evet, tasfiye kelimesi yanlış anlaşılabilir. Orada bir avantajımız şu oldu. Örgüt genelde kurmaylar üzerine yatırım yapmış. Çünkü biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu yani geçtiğimiz, yani içinde bulunduğumuz dönemden önceki dönemlerde general olabilmek için çok mutlaka kurmaylık belgesini veya kurmaylık sıfatını haiz olmak gerekiyor. Kurmay olmayanların general olma imkanı sıfıra yakın. Dolayısıyla bütün yatırımlarını kurmaylar üzerine, kurmay subaylar üzerine yapmışlar. Diğer sınıf subaylarında herhangi bir çalışma yapmamışlar ya da onları ihmal etmişler, bırakmışlar. Nasıl olsa onlar general olamıyor. Dolayısıyla onlarla bir işimiz yok. Hani normal faaliyetlerinde biliyorsunuz fakirlerle geliri sahibi olmayan insanlarla pek iş olmaz bu terör örgütü. Bir dönem yetkili mahkemelere yığınak yapıyorlardı. Ona evet sonra... yani genelde etkili olabilecek kritik görevlere yatırım yapıyorlar. Evet. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri için de geçerli. Orada da general olma ihtimali yüksek olan kurmay subaylar üzerinden çalışma yapmışlar. Evet. Sınıf subaylarla çok ilgilenmemişler. Yani onları biraz açıkçası bırakmışlar. Bizim için bu avantaj oldu esasında. En son general atamalarında bugüne kadar hiç görülmemiş şekilde sınıf subaylardan, sınıf subay albaylardan generalliğe terfi ettirildi. Bu da bize bir hareket kabiliyeti sağladı, bir imkan sağladı. Aynı şekilde özellikle askeri okul öğrencilerinde biliyorsunuz yani sınavla girilen bu yerlerde sınav ve giriş mekanizmasını tamamen kontrol ettikleri için girişlerde yani çok büyük oranda %100'e yakın diyelim. Yani belki %99'du falan ama yani çok büyük oranda sistemi kontrol ediyorlar ve giren öğrencilerin tamamı kendi kontrollerinde öğrenciler. Dolayısıyla orada da biliyorsunuz bir rahatlama sağlamak amacıyla bütün öğrencilere yönelik bir karar alındı, bir adım atıldı. Diğer kademelerde de öne çıkanlar, tespit ettiklerimiz elbette, yani tespit edilenler, bizim somut kriterler çerçevesinde bir şekilde ona takılanlar, onların da gerekenler yapıldı. Yarbay rütbesinde, yüzbaşı, hepsi için geçerli bu. Ama şimdi şu soru geliyor. Yani siz diyorsunuz ki öğrenci seviyesinde, harp okullarında, son sınıf dahil hepsini bunları bu okuldan çıkartıldı, kapatıldı ve onlar diğer okullara gönderildi. Yani askerlikle ilişkileri kesildi. Kesildi, evet. Peki bir yıl önce, iki yıl önce, üç yıl önce mezun olmuş, bugün teğmen, üsteğmen, yüzbaşı rütbesinde olanların durumları onlarla kıyaslandığında ona yakın bir tablo karşımıza çıkmaz mı gibi bir haklı soru geliyor. Tabii
Orası ne durumda? Şimdi şöyle, orada yani işte albaylar, generalleri söyledik. Onları söyledik. Askeri okul öğrencilerini söyledik. Diğerlerinde de aktif olarak bu tür eylemlere karışanlar, yani sadece kalkışmaya değil, 15 Temmuz darbe kalkışması değil, onun dışında bariz bir şekilde bu yapıya aktif olarak üye olduğu tespit edilirse, onun lehine çalıştığı, onlarla birlikte irtibatı olduğu şeklinde bir tespit varsa onları temizliyoruz kesinlikle. Yani hiç şeysiz. Ama gizli kalmış olabilir mi? Kriptolar olabilir mi? Biraz önce de konuştuk. Olabilir. Bu hassasiyetle orayı takip ediyoruz elbette. Yani bu ihtimal çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz. Ve burada da en ufak bir belirleme söz konusu olduğunda da gerekeni yapılıyor. Zaten bunlar zaman zaman basına da yansıyor. Zaman zaman bu seviyelerde de yani hem emniyet için geçerli, hem Türk Silahlı Kuvvetleri için geçerli ve kamunun geneli için geçerli esas itibariyle. Oralarda bu operasyonlar yapılıyor. Peki, söyle, şunu söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle kontrol altında. Onu söyleyeyim bak. Tekrar söylüyorum. Hem karar uygulayamaz hale getirdik yapıyı, çeteyi, terör örgütünü, hem de kontrol altında. Nereyi takip edeceğimizi, nereyi yakından izleyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Yani bu data, bilgiler elimizde var. Yeteri kadar takip ediyoruz. Rahatsız edici, terör örgütü lehine en ufak bir teşebbüs aşamasına bile geldiği anda biz o müdahaleyi yapabiliyoruz. Yapma kapasitemiz var ve istihbarat örgütlerimiz bunları çok yakından takip ediyor. Ayrıca daha farklı özel mekanizmalarla bu takibi yapıyoruz. Peki şu soru geliyor tabii hemen. Şimdi bu bir şekilde tasfiye edilecek bu örgüt, ediliyor da. Devamında ne olacak? Yani bu darbe kültürü ordudan bütünüyle uzaklaştırılabilecek mi? Bu darbe defterini kapatma, bir takım KHK hükmünde KHK'larla düzenlemeler yapıldı. İşte yaşın yapısından kuvvet komutanlarının savunma bakanlığına bağlanmasına kadar. Ama burada baktığımız zaman mesela bunlar gittiği zaman, tasfiye edildiği zaman bunun yeri nasıl doldurulacak? Nasıl bir ordu çıkacak karşımıza? Şimdi tabii geçmişten gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde öyle bir yapı ve bu tür oluşumlar rahatlıkla beslenebiliyor. Biz geçmişten bunu gördük. Bunu inkar etmenin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Cuntalaşmaya müsait, evet, yani bir zemin o var yapı, burada. Evet, böyle bir böyle bir amaç için çok rahatlıkla harekete geçmeye müsait. O nedenle zaten biz kanun hükmünde kararnamelerle bir daha sistemin buna benzer yapılaşmalara, oluşumlara imkan vermeyecek hale getirmesini sağladık. Çok büyük oranda sağladık bunu. Bunu birkaç aşamayla yaptık. Bunların bir tanesi şu: askeri ve askeri harekat fiilleri ya da görevleri dışında kuvvet komutanlıkları biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığı ile irtibatlandırıldı, oraya bağlandı. Tekrar söylüyorum, harekat ve askeri gereklilikler hariç orada genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarındaki şeklindeki hiyerarşik yapı devam ediyor, devam etmesi gerekir. Ondan yana problem yok. Ama onun dışında, ki bu yapıyı besleyen unsurlardan bir tanesi de o, bunun dışındaki hususlarda yani personel alma, eğitime, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan personeli artık bundan sonra genelkurmay değil, Milli Savunma Bakanlığı alacak, eğitecek ve yapacak. Genelkurmay şunu söyleyecek: benim bu görevi yerine getirmem için, ülkenin sınırlarını, bağımsızlığını korumak için ihtiyacım olan şu standartta, şu kalitede, şu kadar askere, şu kadar uzman erbaşa, şu kadar subaya ihtiyaç var diyecek. Bunun eğitimini bunu Milli Savunma Bakanlığı'na bildirecek. O standartlarda, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu teknik anlamda standartları, şartları taşıyan, eğitilmiş en iyi şekilde subay ve diğer askeri personel ihtiyacını tamamen personel rejimini tamamen Milli Savunma yapacak. Bu önemli. Bu çok önemli. Çok, evet. Çünkü sonuç itibariyle hem eğitilmesi onların, sicil mekanizmalarının, hem de harekat anlamında hiyerarşik yapı içerisinde aynı yere bağlanması, işte bu tür çok güçlü yapılar oluştuğu için rahatlıkla darbe ya da ona benzer bir takım kalkışmalara insanları itebiliyor. Tahrik ediyor yani. Şeytan dürtüyor adeta. Ya bir şey yani, ele geçirilecek mevzi olarak görüyor. Düşünün, bir makam var, inanılmaz bir güce sahip her anlamda. Yani silahlı kuvvetler ona bağlı, silahlar ona bağlı, personel ona bağlı, eğitim aşamasından en son aşamaya kadar, disiplin sicil açısından ona bağlı. Böyle inanılmaz bir yapı var, bir güç var.
Ve bir de yürütme organı ya da sivil irade ile aradaki ilişkiler de esasında demokratik sistemlerde olması gereken kadar da kuvvetli değil. Yani bunu da biliyoruz, gördük geçmişte. Dolayısıyla rahatlıkla istenmeyen amaçlar için yönlendirilme imkanına açık olan yapılardır bunlar. Dolayısıyla bu tür tedbirleri almamız gerekiyor. Birincisi bu. Yani personelle bu yapı arasındaki personelin eğitilmesi ile yapı arasındaki bağlantıyı kopardık. Dağıttık daha doğrusu. Farklı birimlere dağıttık. İkincisi de teçhizat ve destek noktasında. Yani yine Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç duyacağı savunma ürünleri için, silahlar vesaire hepsi için geçerli. Onların üretilmesi vesaire sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmayacaklar. Esas itibariyle Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları savaş, muhabere, askerlik o işe kafa yoracaklar. Asli yani fonksiyonu. Güçlü bir şekilde, evet, esas fonksiyonu olan bu konularda kafa yoracaklar. Diğer alanlara dağıtılmayacak. Bu aslında güçlerin de herkesin kendi faaliyet alanıyla ilgili alanlarda güçlerin de maksimize edilmesi anlamına, optimal kullanılması anlamına geliyor bir başka açıdan bakıldığında. Bunu da yine Milli Savunma Bakanlığı yapacak. Diyecek ki Genelkurmay ya da Türk Silahlı Kuvvetleri benim şu vasıflarda, şu özelliklere sahip uçak, tank, top neyse silaha ihtiyacım var. Bildirecek bunu, tamamen Milli Savunma Bakanlığı sağlayacak. Yani silah üretimine, personel yetiştirmesine, esas amacı dışındaki bu tip lojistik destek unsurları ile zaman kaybetmeyecek Türk Silahlı Kuvvetleri. Kendini esas alanına yoğunlaştıracak ve hasredecek. Orada uzmanlaşacak, ona kafa yoracak doğal olarak yani. Ve bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü, etkinliğini inanılmaz şekilde artıracak. Zirveye çıkaracak. Aslında yani bu düzenlemeden sonra bile hemen hızlı bir şekilde bunun sonuçlarını görmeye başladık. Çok kısa bir zaman değilim ama organizasyon önemli. Organizasyonlar, görev dağılımlarının gerçekten etkili bir şekilde yönlendirebilirseniz hemen sonucu görürsünüz. Ama daha önümüzdeki dönemlerde bu görev bölümü diyelim, iş dağılımı, görev bölümü daha etkin bir şekilde kullanmaya başladıkça bunun performanstaki iyileşmeleri daha rahat görme imkanımız ortaya çıkacak. Peki şimdi bir iki dakika sonra reklama gideceğim ama şu konuya girelim. Bu FETÖ meselesinde biz mağdur olduk diye yeniden devlete müracaat edenler oldu. Bu kapıyı da siz zaten hükümet olarak açtınız. Tekrar incelenecek. Mağdur olanlar tespit edilirse yeni bir KHK ile görevlerine iade edilecek. Ne kadar başvuru oldu? Kaç kişi ben mağdurum dedi? Şimdi şunu söyleyelim. Önce bizim bu çağrımızdan önce son derece sınırlı sayıda, ben aslında FETÖ mensubu olmadığım halde yanlışlıkla bana bu muamele yapıldı diye başvuranların oranı son derece sınırlı ve azdı. Yani doğal mecrası çerçevesinde ortaya çıkan müracaat son derece sınırlıydı. Hatta ben o zaman rakamlar da vermiştim. Yani bize %1'in altındaydı. Toplam müracaat olarak. %5'i demiştiniz. %1. %1'in altındaydı. Onlar içerisinde de yani %1'in içerisinde de %5 civarında. Evet. Yani nasıl söyleyelim? Hata yapıldı. Yeniden değerlendirme neticesinde hakikaten o terör örgütü mensubu olmadığı ya da o yapıya tabi olmadığı anlaşılanların oranında o civardaydı. Fakat daha sonra hem Sayın Cumhurbaşkanımızın yani İşte adalet vurgusundan sonra ve bir de illerde ve merkezde bir yapı oluşturalım. Bu tür müracaatlar bu şekilde hakikaten kendileri FETÖ mensubu olmadığı halde bu şekilde bir muameleye maruz kaldığına inananlar varsa onlar rahatlıkla başvurularını yapabilsinler. Onların kanallarını en geniş şekilde açalım ve inceleyelim, yeniden değerlendirelim şeklindeki talimatı ya da sonra yoğun bir şekilde bir müracaat geldi. Hatta toplam görevine son verilenlerin sayısından daha fazla sayıda müracaat var şu anda elimizde. Yani 80 bin falan da yanılmıyorsam. Neyse yani şunu söyleyeyim sadece. Onun da rakam önemli değil de önemli olan şu. Burada görevine son verilenler yani FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle görevine son verilenlerden sayısından çok daha fazla müracaat söz konusu. Şimdi burada tabii ne demek bu? Bu şu demek aslında. Örgüt bu. Evet, örgüt. Bunu da sulandırıyor mu? Aynen, örgütün bir talimatı çerçevesinde büyük çoğunluğu bu müracaatlar yapılıyor.
Bunu sadece buradan anlamıyoruz, sayıdan anlamıyoruz. Aynı zamanda müracaat dilekçelerine baktığınız zaman hepsi tek kalemden çıkmış gibi standart, şablon başvurular. Cümleler, kelimeler hemen hemen hepsi aynı. Bir başka çok ilginç bir şey daha var. O da şu. Bu müracaatların çoğunda ben FETÖ üyesi değilim demiyor. Ya, bak çok ilginç bu. Diyor ki mesela ben işte Baylak kullandım ama Baylak da yani gizli saklı bir şey değil. Eğer öyle olsaydı yasaklanırdı. Ya da ben 17-25'ten sonra yani terör örgütü başının FETÖ'nün çağrısından sonra Bankasya'ya hesap açın, para yatırın çağrısından sonra bu çağrıya uyarak gerçekten para yatıran veya hesabını artıran yani 2014, 2013 sonu 2014 başından itibaren lar için de geçerli. Onlar da diyorlar biz para yatırmadık falan demiyorlar. Diyorlar ki Bankasya resmi bir banka. Kurallara göre efendim ülkenin kanunlarına göre faaliyette bulunan bir banka. Biz de para yatırdık diyor. Sendika yani ilginç için de bunu söylüyorlar. Sendika için hepsi için söylüyorlar. Ya, evet. Gelen müracaatların yani tam bir oransal şey yapmadık ama çok büyük bölümü bu şekilde. Aslında bu da bir itiraf aslında. Yani bu dilekçeler itiraf. Yani biz mensubu değiliz demiyor. Sadece kendisine bir savunma mekanizmasını, bir kanal açmaya çalışıyorlar. Muhtemelen daha sonraki yapacakları hukuki müracaatlar için bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olur, Anayasa Mahkemesi olur bilemiyorum. Onlar için bir hukuki kanal açmaya çalışıyorlar muhtemelen. Yani o amaçla tamamen merkezden yönetilecek şekilde talimatlandırıldıkları çok belli. Hem dilekçe içeriklerinden hem de bu şekildeki ifadelerinden. Bu o zaman asıl mağdur olanların durumunu daha da zorlaştıracak. Yok hayır yani ben şunu söyleyeyim bakın mağdur kelimesi de inanın karşılamıyor, sağlamıyor. Yani bu bizim görevden çıkarmalar şu anda sayı 65 bin civarında yanlış hatırlamıyorsam oldu. Bunlar içerisinde hakikaten hataen sehven yapılanların oranının çok 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 düşük olduğunu ben tahmin ediyorum. Yani tahmin ediyorum biliyoruz içindeyiz çünkü yani bunların bütün aşamalarında biz varız. Bütün arkadaşlarımız, bakan arkadaşlarımız, ilgili diğer görevli arkadaşlarımız çok dikkatli davranıyoruz. Baştan çünkü dizayn ederken biz objektif kriterler belirledik. Daha ilk haftasında yani 15 Temmuz gecesi bu olaylar meydana geldi işte kalkışma yaşandı. Biz 18 yani pazartesinden itibaren hemen işin hemen yani çok alelacele çok hata olma ihtimali olacak şekilde bir kaba adımlar atmadık. Evet. Önce planlama yaptık biz. Yani nasıl yapalım bu işi, nasıl temizleyelim, nasıl daha hızlı bir şekilde hareket edelim ve bir de farklı kurumlarda farklı uygulamalar olmasın. Hepsini aynı standartta yapalım, objektif kriterler belirleyelim. İnanın bunlar için günlerce çalıştık evet. Ve kriterler belirledik. Dolayısıyla bunlardan kaçanlar olabilir. Olabilir tabii yani tek tük ama bunun kamuoyunda oluşturulmaya çalışıldığı gibi. Yapılan işlemlerin çok sağlıksız olduğu anlamına hayır, gelmiyor. Kesinlikle yani onu biz zaten bakın bu bilgilerimizi paylaşıyoruz, herkese paylaşıyoruz. Yani hangi isimler, hangi gerekçeyle ihraç edilmiştir ya da terör örgütüyle bağı nasıl kurulmuştur, nasıl belirlenmiştir? Bütün bu bilgileri gizli saklı demiyoruz, tamamen paylaşıyoruz. Diğer siyasi partilerle paylaşıyoruz. Bunları veriyoruz bu bilgileri. Peki. Yani kendimize güveniyoruz o anlamda. Herhangi bir mağduriyet falan söz konusu değil. Onu söylemek için açtım bu konuyu. Bir ara vereceğim. Müsaadenizle devam edeceğiz bu konu üzerinden. Reklam arası veriyoruz. Dönüşte yeniden birlikteyiz efendim. Evet tekrar birlikteyiz. Başbakan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli Başkent Kulisi'nde konuğumuz. Şimdi dediniz ki çok sınırlı bir şekilde mağduriyetler var. İşin esası çok sağlıklı bir zeminde yürüyor. Zaten kriterleri biz en başta belirledik ve o kriterlere göre hareket ediyoruz. Ama o kriterlerin detayları da önemli değil mi? Mesela şöyle şeyler geliyor. İşte Bankasya'ya hesabı olanlar 2014'ten sonra 17 Aralık'tan sonra ki öyle bir kampanya oldu ve evini arabasını bileziklerini satarak para yatıranlar oldu. Onlar zaten belli. Ama bir de mesela işte apartman aidatı o banka üzerinden yatmış ya da işte bir yere havale yapmış o banka üzerinden. Ya bunlara bakılıyor mu bunların hepsine de yoksa o tarihten sonra hesabı kalmışsa açık hesabı bu FETÖ'cüdür mü deniyor? Bankasya'daki hesap ya da işlemlerin ilişkilerin kriter olma özelliği şu. Terör örgütü başının bir çağrısı olmuştu 2014'ün başlarında. Bankasya zora girince mali yapısını güçlendirmek amacıyla çağrı yapmıştı. Para yatırın diye. Evet. Bu çağrı kime yönelikti? Bu çağrı terör örgütü mensuplarına, üyelerine yönelikti. Yani bir insan normalde durup dururken
hiçbir ilişkisi bağlantısı olmadığı halde böyle bir çağrıya cevap vererek gidip Bankasya'ya para yatırır ya da hesabını artırır mı? Artırmaz. Ancak örgütle bir irtibat, iltisak söz konusuysa, bir bağ söz konusuysa bunu yapabilir. Sadece bunların tespit edilmesi halinde bunlar kriter olarak kullanıldı. Öyle yani mi? Evet, 2013'ün sonu, 2014'ün başında çağrıya cevap vererek anlamlı bir şekilde, yani anlamlı bir şekilde, anlamlı miktarda bir Bankasya'ya para yatıran ya da hesabını artıranlar için kullanıldığı kriter bu. Onun dışında ticari faaliyeti çerçevesinde kredi almış, çek almış, ödeme yapmış, çocuğunun okul taksitini yatırmış ya da işte ne bileyim hacca gitmiş. Çünkü biliyorsunuz bazı organizasyonlar o banka üzerinden parasal işlemlerin yürütülmesini istedikleri için vatandaş umreye gitmiş. Umreye giderken parayı bankadaki hesaba yatırmış vesaire. Bunların hiçbir tanesi alınmadı. Bunlar tarafından desteklemediği takdirde. Çok net söylüyorum. Hatta onlarda da anlamlı bir artış olup olmadığına bakıldı. Bizim burada aradığımız şey şu esas itibariyle. Yani gerçekten o bağın aralarındaki illiyetin, bağın, gücün oluşup oluşmadığını tespit etmeye yetecek kadar bir delil, bir kuvvetli bağ. Onu arıyoruz biz esas talimat itibariyle. Talimat ilişkisi. Çünkü o talimata uyarak hareket etmek üyelik belirtisidir. Açıkça üyelik göstergesidir. Tartışmasız bir şekilde örgütün. Diğerler için de geçerli. Bayrak için de geçerli. Bir, evet, onları sorayım isterseniz. Çok net cevaplar veriyorsunuz çünkü. Yani bu sendika meselesi, bu örgütün sendikası, Aktifsen sendika. Öğretmenlerle ilgili özellikle doğru bir şey var. Orada da bir kriter var mı? Yani orada da şunu diyorlar işte, devlet yasak idiyse niye yasaklamadı devlet gibi bir takım şeyler kullanıyorlar. Şimdi bu hepsi için geçerli. Bu ayrı bir konu. Şimdi bakın şöyle. Biz burada suçun oluşup oluşmadığını, daha doğrusu fiilin, daha doğrusu bağlantının olup olmadığını arıyoruz. Yani çünkü artık mesele ne? Ne yapmaya çalışıyoruz? Terör örgütü. Bu kesin tartışmasız. Bunda herhangi problem yok. Çok acımasız bir hain terör örgütü. Dolayısıyla bizim bunu mutlaka kamudan, bu ülkeden temizlememiz gerekiyor. Yani terör örgütü zaten kanunlarımıza göre de suçtur. Terör örgütü üyeliği suçtur. Ve ayrıca devlet açısından bakıldığında devlete sadık olması gerekir memurların. Devletin kurallarına, anayasal sisteme sadakatle bağlı olması gerekir. Bir memurdan en beklenen hususlardan, beklemesi gereken özelliklerden bir tanesi de budur. Dolayısıyla şimdi biz bunu temizlememiz gerekiyor. Ve bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Önemli olan bu değil. Önemli olan şu: kişilerin terör örgütünün bağlantılı olduğu yapılar, sivil toplum örgütleri, sendikalar, bankalar, işte finans kuruluşları neyse olduğunu öğrendiğimiz, tespit ettiğimiz, daha sonra tespit ettik bu. Ama tespit geriye yürür. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyelim terör örgütü olduğu bunların işte diyelim ki 2013-2014 yılında tespit edildi. Tam olarak kayıtlara girdi. Mahkeme kayıtlarına, devletin kayıtlarına girmeye başladı. Şimdi biz burada ya da 2015'te tespit edildi. Fakat 2014'teki bir eylemi eğer kişinin onlara ait olduğu tespit edilen finans kurumları, örgütler, yapılar üzerinden bu örgütle bağı ulaştırıyorsa bize, bunu gösteriyorsa, bunun ispatına yarıyorsa bunlar delildir. Yani bunun, bu faaliyet kurumların işte o anda yasaklanmamış olmasının hiçbir önemi yok. Yani çağrı ne zaman yapıldı? Bir örnek olarak söyleyelim. Fethullahçı terör örgütü başı çağrıyı 2014'ün Ocak ayında, yanlış hatırlamıyorsam, yaptı. Şimdi Ocak ayında diyor ki siz götürün Bankasya'ya para yatırın diyor. Mali yapısı böyle bir çağrı yapıyor bütün örgüt üyelerine. Biz bunun ne zaman tespit edildi tam olarak, yani bunun terör örgütü olduğu diyelim 2015 yılında veya 2014'ün sonunda, yani bunu afaki şeyler söylüyorum ama olayı anlatmak için bunları ifade ediyorum. Tespit edildiğini varsayalım. Şimdi geriye gideceksiniz. 2014 yılında baktığınız zaman hepsi kanunlara göre faaliyette bulunan kurumlar bunlar. Yani bankalar için de geçerli, diğer sivil toplum örgütleri hepsi için geçerli. Ama bizim tespit edişimizden itibaren eğer bunlar terör örgütünün hepsi birer kurumu ama faaliyetine daha önce de devam ediyor. Daha önce devam etmiş olması bunların terör örgütüne ait olduğu gerçeğini değiştirmez. Peki. Ve terör örgütünün bir parçası, bir aracısı olduğu gerçeğini değiştirmez. Esas olan bizim kişiler üzerinden gerçekten o yapıyla bağları olup olmadığını tespit etmek. Şu soruyu soralım.
O sendikaya eğer normal bir tanesi, yani o örgütle bağlantısı olmayan herhangi bir öğretmen gidip üye olur mu? Olması için herhangi bir neden var mı? Yok. Yani çünkü neden? Orası ideolojik bir sendika. Velev ki bu olaylardan, yani terör örgütünü olarak tespit edildiği tarihten önceki dönemlere ait olsa bile, ki bunu biz esas itibariyle de 2014 sonrasını arıyoruz. Yani sendika üyeliği için, diğerleri hepsi içinde. 2014'ün başından itibaren bütün bunları arıyoruz. 2014'ten sonra ayrılmış olanlar hariç mi tutuluyor? Evet, yani 2014'ten önce girip çıkanlarla ilgili herhangi bir işlem tesis edilmiyor. 2014'ten sonra üyeliğini devam ettiren ve bunları da anlamlı bir şekilde yeteri kadar uzun bir sürede devam ettirenler için uygulandı. Yani buna bazı bakanlıklarımızın önemli bir bölümü, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda, yani diyelim 2014'ün başında bir ay, iki ay girmiş çıkmış. Mesela bu işlem tesis edilmedi. Üyelik için yeterli karine oluşturmadı. O kanaate vardık. Gerçek anlamda o örgütle bağlantısı olan bir tanesi kalıcı olur diye düşünüldü. Yani kısa sürede o sendikadan ayrılmaz diye düşünüldü. O nedenle 8 aylık, 10 aylık gibi biraz daha hakikaten o kişinin tam iradesini ortaya koyacak, yansıtacak kadar süre kalıp kalmadığına bakıldı. Evet. Yani hemen bir gün üye olmuş olması yeterli bir delil, done olarak kullanılmadı. O kadar hassasiyetle hareket edildi. Ama şu var, şunu da söyleyelim. Belki bazı vatandaşlarımız haklı olarak derler ki, tamam da yani o da aslında şüpheli konumundadır. Doğru. Onları da ayrıca takip ediyoruz. Yani da söyleyelim. Yani tamam, henüz yeteri kadar kalmamış. Yani bizim örgüt üyesidir, tamam, kesin bir karinedir diyebileceğimiz kadar süre kalmamış ama. Yani temize çıktığını da göstermez. Aynen öyle. Yani onun için de elbette yakından takip ediyoruz. Ona özel mekanizmalar oluşturuldu. Belki de o da talimatla ayrıldı. Yani başka, en ufak başka bir şeyle desteklendiği takdirde hemen gereğini yapıyoruz. Bunun başka örnekleri de var. Peki. Aynı şey Baylak için geçerli, Bankası için geçerli, hepsi için geçerli. Dolayısıyla bir mağduriyet falan söz konusu değil. Bu Baylak'ı herkes indirebiliyor diyorlar mesela. Hayır. Evet. Şifresiz girilemiyor, bakın özelliği bu. Referansla. Akıllı telefonlarla indirilebilir şeylerden. Fakat şifre olmadan her birine şifreyi de sonuç itibariyle kendi diğer elemanları vasıtasıyla, yani kullananlar vasıtasıyla, diğer üyeler vasıtasıyla örgüt veriyor. Oysa bu bir örgütün haberleşme sistemi. Çok açık bir şekilde, yani en net, en temiz delillerden bir tanesi Baylak üyeliğidir ya da Baylak'ta o konuşma haberleşme platformunda. İşte bizim apartmanda ortak Wi-Fi vardı, bizimkini kullandı falan. Teorik olarak bunlar mümkün müdür? Mümkündür. Fakat toplam içerisinde, yani binde bir gibi, belki on binde bir gibi ihmal edilecek kadar düşük sayıdadır. Ha, bunları da ihmal etmiyoruz. Öyle bir iddia varsa, yalnız orada ispat mükellefiyeti kendisine ait. Çünkü telefonundan konuşulmuş, üye olunmuş, özel şifreyle girilmiş, gözüküyor. Kişi diyorsa ki, benim telefonum benim rızam dışında alındı ve şifreyle girilerek kullanıldı şeklinde bir iddiası varsa, bunu kendisinin olmadığını kendisinin ispat etmesi gerekir. Çünkü bizim iddiamızı ispat edecek deliller mevcut. Nedir? Telefona girmiş, konuşulmuş ki onun telefonu, onun adına kayıtlı. Kendi kullandığı telefon şifreyle girilmiş ve konuşulmuş. Aksini tek tük de olsa aksini ispat edip gerçekten kendi rızası dışında kullanıldığını ve girildiğini tespit eden, tabii ispat edenler oldu. Onları da gereken düzenleme yaptık. Yani orada bile kanallar açık. Anladım. İşin özü bu. Yani bu örgütün iletişim sistemi, gizli haberleşme sistemi bu. Kesinlikle. Diyorsunuz bu Baylak meselesi. Bir tanesi ya da belki de. Yani şimdi, hele özellikle bazı muhalefete mensup maalesef arkadaşların yani terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek şekilde. Tam da onu soracaktım ben de. Sayın Kılıçdaroğlu 1 milyon mağdur oldu dedi. Bir defa mağduriyet söz konusu değil. Bakın, bir terör örgütüyle uğraşıyoruz. Daha doğrusu bu dönemde taşeron olarak kullanılan çok tehlikeli ve ülkenin birliğini, bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü tehdit edecek kadar gözü dönmüş bir terör örgütüyle uğraşıyoruz. 40 yıldan beri Türkiye'nin en ücra noktalarına kadar yerleşmiş bir örgütle, yani ilkesiz, kuralsız, ahlaksız bir örgütle mücadele ediyoruz. Ve bunu yaparken de buna rağmen, yani aslında bu gibi durumlarda başka ülkelere bakın, inanılmaz bir şekilde yaşa kuruya bakılmaz. Öyle genel uygulamalar yapılır ki onlar içerisinde hata payı çok yüksek olur. Ama biz buna rağmen bu kadar yangın var ciddi anlamda. Allah korusun, 15 Temmuz'da o teşebbüs, kalkınma bir şekilde
başarıya ulaşmış olsaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir hükümet, devlet yoktu. Tek parça bir devlet söz konusu değildi, işgal edilmiş. Bunun laf olsun diye söylemiyoruz çünkü 15 Temmuz'dan... Bu meselenin özünü kaçırmamak gerekiyor. Birkaç gün sonrasından Doğu ve Güneydoğu'da, yani sınırımızda dışarıda binlerce bölücü terör örgütü mensubunun Türkiye'ye girme hazırlığı yaptığına ilişkin elimizde istihbari bilgiler var. Bunları biliyoruz. Yani benzer bir durum Suriye sınırlarından DAEŞ için geçerli. Diğer işte Irak sınırlarımızdan bölücü terör örgütü için geçerli. General kalmadı doğuda. Yani dolayısıyla artık savunma hattı tamamen çökmüştü. Biliyorsunuz o, yani eğer o şekilde bırakılmış olsaydı, bir de düşünün bir iç savaşa dönüşmüş, iç savaş yaşayan bir Türkiye'de artık ne sınır güvenliği kalır, ne iç güvenlik kalır. Böyle bir durumda da rahatlıkla emeller olan herkes, her yapı, her terör örgütü Türkiye'yi işgal edebilir. Şimdi böyle bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Ve ona, ama ona rağmen yine de adaletsizlik olmasın, en az seviyede minimize edelim, yaşı ayıklayalım, yaşla kuruyu, o hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz. Ama maalesef Sayın Kılıçdaroğlu burada adeta terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek şekilde, yani onlara moral olacak şekilde kalkıp bazı açıklamalar yapılıyor. Bunlar doğru açıklamalar değil kesinlikle. Hem gerçeği yansıtmıyor. Yani ne mağduriyet var öyle, ne yüz binler, ne milyonlar. FETÖ'nün öyle... sözcülüğünü yapıyor Kılıçdaroğlu gibi partiniz içinden eleştiriler. Şimdi biliyorsunuz bir yeni kapı ruhuyla ifade edilen bir yumuşama ortamı söz konusu. Yani onu zedeleyecek açıklamaları biz dikkate kaçınıyoruz. Bunun için de geçerli. Bu tür tanımlamaları biz açıkçası yani sert açıklamaları yapmıyoruz. O konuda çok dikkatliyiz, hassasız. Ama şunu söyleyebilirim sadece. Bu terör örgütüne cesaret veriyor. Evet. Terör örgütünün uluslararası alanda yaptığı dezenformasyon ve algı oluşturma Türkiye yönelik olarak operasyonlarına katkı sağlıyor. Unutturma. Tabii yani sonuç itibariyle bunlar sulandırıyor. Yani sanki insanların şeyinde Türkiye peki böyle ama bir olayla karşılaşmış. Sayın Cumhurbaşkanı niye dedi o zaman atizi itizine karıştı diye? Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını okuduğunuz zaman içeriğine kastettiği kamuoyundaki tartışma biçimini ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Yoksa hükümetimizin yaptığını söylemiyor. Cümleyi bir aşağıya baksanız, bakılsa herkes bunu görecek. Yani esas itibariyle bunu eleştiriyor Sayın Cumhurbaşkanımız haklı olarak. Yani suçluyor herkes birbirini, kişisel hesaplaşmalar. Evet, aynen öyle. Evet, atiti itizine karıştı derken onu kastediyor. Yani işte çıkıyor diyor ki bir tanesi, ya insanlar mağdur oluyor. Öbürü diyor ki yok şöyledir, böyledir. Onu anlatmak için Cumhurbaşkanımız bunu ifade ediyor. Dedim ya. Neyse yani açıklaması... şu kadar kişi tutuklanmış, bunlar doğru kişiler, yanlış kişiler. Hayır. Orasından hayır, tutarak hayır, değil de. Hayır. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da, Başbakanımız da başından beri adalet konusunda yani o hassasiyeti bize talimatlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanım tabii ki yani adil olalım. Elbette yani yani çünkü düşünün bakın böyle bir 15-16 Temmuz'u düşünün, o andaki haleti ruhiyeyi. O gün 1 milyon kişiyi açığa alsanız, hani afaki rakamlar söylüyorum, toplumdan en ufak bir tepki gelmezdi. Evet. Yani çünkü terör örgütünün yaptığı o hain girişimin sıcaklığı henüz ortada. Alevler tütüyor, yangın yeri Türkiye. Böyle bir ortamda ama bakın biz orada bunu yapmıyoruz. Biz o günlerde neyi tartışmasını yapıyoruz, neyin çalışmasını, istişaresini yapıyoruz? Nasıl en az zayiatla, en az hatayla bunu organize edebiliriz, yürütebiliriz? Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz, kriterler belirliyoruz. Öyle bir anda bakın. Bu çok önemlidir. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde. Hak var, hakkaniyet var, vebal var. Bizde şimdi, o anlayış son derece önemli. AK Parti'nin içinde hiç mi FETÖ'cü yok sorusuyla başlayan konuya gelelim. Mesela parti grubunuzda şunu sorayım ben değil mi? Yani 40 tane milletvekili FETÖ'cü diyenler var. 2 tane bakan var diyenler var. Bayrak kullanan vekiller var. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Her yerde olabilir. Yani bir defa teorik olarak her yerde, bütün birimlerde, bütün kurumlarda, toplumun her kademesinde. Çünkü bu öyle bir yapı ki hiçbir yeri pas geçmemiş. Bazı yerlere biraz daha fazla önem vermiş, bazı yerlere biraz daha az önem vermiş ama sonuç itibariyle devlette, özelde, ticarette, siyasette, futbolda, aklınıza gelen bütün alanlarda, sendikalarda, vakıflarda her alana nüfuz etme, her alanı ele geçirme politikası uygulamış. Dolayısıyla bu siyasi partiler için de geçerli. Bütün siyasi partiler için de geçerli. Bütün yapılar için de geçerli. Bakın ayırmıyorum. Ha bu çerçevede olabilir. Yani teorik olarak
Bu yapı her yerde oranı şudur, azdır, çoktur, ayrı bir konu ama sonuç itibariyle olabilir. Bu AK Parti için de geçerli. Hiç kimse zaten bugüne kadar efendim bizde hiç FETÖ mensubu kimse yoktur demedi. Deme imkanı da yok zaten. Bunu bir tarafa bırakalım. Bu mücadeleyi de yapıyoruz. Orada da yapıyoruz. Kararlılıkla yapıyoruz. Evet. Yani Allah aşkına bu 15 Temmuz saldırısının en büyük hedefi elbet ülkenin birlik bütünlüğü kuşkusuz. Ama aynı zamanda şu anda bunu sağlayan AK Parti ve hükümetimiz. Birinci hedef. Evet tabii birinci hedef bu. Şimdi böyle bir tehlikeyle saldırıyla karşı karşıya kalmış olan bir yapı. Bunlarla mücadelede herhangi bir tolerans gösterebilir mi Allah aşkına? Bir zafiyet ortaya koyuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Tespit ettikçe gerekeni yapıyoruz zaten. İzliyorsunuz. Yani evet. Kim olursa olsun, nereye çıkarsa çıksın, kime gelirse gelsin. Bakın altını çizerek söylüyorum. Hiç önemli değil o. Yani kimin kimi olursa olsun, kime ait olursa olsun tespit edildiği takdirde gereken yapılıyor. Şimdi efendim işte kamuoyunda da tartışılıyor. Şu kadar bakan var, şu kadar milletvekili var. Bakın samimi bir yaklaşım şunu gerektirir. Bu iddialarda bulunanlar ellerindeki bilgi belgeleri bizimle paylaşsınlar. İsimleri bize gerekeni yapalım. Yapmazsak o zaman konuşsunlar. Ama şu ana kadar isim zikretme yok. Delil yok. Yani sadece ne bu karıştırmak için yani mi? Başka ne amaçlı oluyor? Samimi de bak söylüyorum. Siz elinizde bir bilgi var. Suç işlediğine kim inandığınız. Kim o zaman değil mi? Evet tabii aynen yani öyle. 40 tane milletvekili var diyorsan 2 tanesini 3 tanesini say. Hem onu söyleyecek hem de şu olaydan hadi kamuoyuna açıklamıyorsanız bize getirin. Yani getirin bize gereğini yapalım. Yapmazsak o zaman çıkın konuşun. Deyin ki şu kişi şuradan dolayı FETÖ'yle bağlantılı deyin. Yani şu milletvekili işte Baylak'tan deyin başka bir şeyden deyin ama somut olarak bilgi lazım bize. Bilgi olmadan infaz edemezsiniz. Yani biraz önceki hassasiyetimizi ifade etmeye çalıştık. Diğer bütün alanlarda kamuda FETÖ'cüleri temizlerken yani hem temizleyeceğiz kesinlikle ondan hiçbir geri adım söz konusu değil ve bu sonuna kadar da devam edecek bu mücadele hiç taviz vermeden ama hassasiyetle devam edecek. Bir araya gideceğim ama bu bağlama kapatmak bunun için de geçerli hem bunu yaparken şöyle, yani, iddiası olan varsa getirsin konuşsun. Ama yok söylesin. Mu diyorsunuz yani? Bakın ben hayır, şöyle, şunu söylüyorum. Kişisel bir şeyiniz olur yani. Ben şunu söylüyorum tespit ettiklerimizin gereğini yapıyoruz. Söylediğimiz budur ve yapacağız. Elinde bilgi belgesi olan varsa getirsin yoksa sussun. Anladım. Eğer hiçbir elinde belge bilgi yokken konuşuyorsa herhangi bir kişi vardır diye konuşuyorsa şu kişidir yani isim vermeden şu kadar kişi diye o zaman bu başka bir niyet. Evet partimize yönelik iyi niyetli olmayan belirli politikaların genel olarak söylüyorum. Kişi bazında söylemiyorum. Politikaların bir aracı olarak kullanılıyordur. Peki. Tekrar bir ara vereceğim müsaadenizle. Reklam arası dönüşte birlikteyiz efendim. Evet tekrar birlikteyiz. Başbakan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli Başkent Kulisi'nde konuğumuz. Şimdi FETÖ meselesini konuştuk. Biraz kalan süremizi ekonomi konuşarak tamamlayalım istiyorum ama şöyle bir soru dün akşamdan beri başımızın etini yiyor. Bir kısmını sordum aslında bunların. Bir de bu ÖYP'liler var. Öğrenim elemanı yetiştirme programı. Bunu, nedir bu? Açalım çünkü ÖYP falan deyince vatandaş. He, bunu iptal edildi. Biz mağdur müdürüm. Olduk diyorlar. Komple kaldırdı diyorlar. Hükümet diyorlar. Şöyle. KHK'yla. Aslında bunu yine FETÖ terör örgütüyle mücadele kapsamında çerçevesine alınan bir karar olarak değerlendirmek gerekiyor. Öğrenci yetiştirme programı YÖK'ün bir programı. Uzun yıllardan beri uygulanan bir program. Öğretim elemanı yetiştirme. Öğretim elemanı yetiştirme programı. Yani öğretim elemanı yetiştirmek için alınan öğrenciler ki bu öğretim elemanı olana kadar öğrenci statüsünde devlet memuru olarak alınıyor. Ve orada da FETÖ'nün çok ciddi bir ağırlığı söz konusu. Oran olarak vermeyelim ama ciddi bir ağırlığı söz konusu. Yani çünkü oralarda kritik yerler, alanlar öğretim üyesi yetiştiren program olduğu için bütün öğretim elemanları büyük oranda Türkiye'deki yüksek öğretim elemanlarının kaynağını teşkil eden önemli bir kaynak. Evet. Dolayısıyla oraya el atmış. Tıpkı Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ'den bahsediyoruz. Tıpkı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin okullarına el attığı gibi işte tıpkı diğer bazı önemli kurumlara emniyete el attığı gibi. Şimdi burada böyle bir yapı söz konusu. Burada aslında biz bu konuyu değerlendirirken Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki o öğrencilerde yaptığımız işlemin aynısını yapalım diye bir önce düşünce oluştu. Fakat orada iki nedenle vazgeçtik. Bir tanesi oran o kadar yüksek olmadığı söylendi. Yüksek ama o kadar yani %99'a
gibi değil. Yani %98-99 kadar yüksek bir oran değil. İkincisi de bunu şey yaptığımız zaman orada ciddi bir kesinti olacak. Çökecek öğretim elemanı yetiştirme programı. Çökecek, sıfırdan başlayacak. Çünkü 4 yıl süren var, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl süren şey yapan bir yapı var. Hepsi gittiği zaman 6-7 yıl boyunca öğretim üyesi yetişmeyecek veya o kanal, o kaynak tamamen kurumuş olacak. Onun yerine başka bir mekanizma bulduk. O da şu. Bunlar yine eğitimlerine devam etsinler. Fakat onları memuriyetten çıkartalım. Memur olma özelliğini alalım, sözleşmeli hale getirelim. Bu süre içerisinde. Öyle mi oldu? Öyle oldu. Yapılan bu. Yani bir anda hani memuriyete son verdikler dedi hadise bu. Yoksa eğitimden ortadan kaldırmadık. Tamamen tasfiye etmedik. Onları şu anda okullarına devam edecekler. Ne zaman kadroya geçecek memuriyet kadrosuna? Eğitimini bitirdikten sonra bir sınav koyacağız. Öğretim üyesi olacağı zaman genel bir sınav, hepsi var içinde tabii yani. Orada bu eliminasyonu ya da değerlendirmeyi orada yapacağız. Yani eğitim süresini kesintiye uğratmıyoruz. Eğitim sürecini kesintiye uğratmıyoruz. Hepsini sözleşmeli hale getiriyoruz ve öğrenci olarak devam edecekler. Ne zamana kadar? Öğrenim süresi bitip öğretim elemanı üyesi olmak için bir sonraki aşamaya geçecekleri zaman. Orada sınav koyuyoruz. Bir eliminasyon olacak. Evet, orada yapacağız esas. Orada sınav koyacağız. Sınavı geçen memur olacak. Öğretim üyesi olarak memur olacak. Kim yaptığımız FETÖ'cü, budur. Kim belli değil. Onun için mi böyle bir toplantı? Tabii yani sana? Evet, aynen öyle. Çünkü nedeni şu, bakın. Yurt dışında, çoğu yurt dışında olduğu için orada takip de zor. Gelen bilgilerin yani baktığınız zaman temiz gözüküyor. Türkiye'de olsa ispat örgütlerimiz daha rahat bir şekilde izleme imkanına sahipler ama 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl yurt dışında öğrenci olarak yaşadığı için orada ki faaliyetlerini Türkiye'den izleme, onları kayıt altına alma imkanımız biraz sınırlı. Oradan kaynaklandı esas şeyimiz. Yani tam net olarak tespit etmiş olsak hepsini çağırır, göndeririz, gerekeni yaparız. Buradan kaynaklandı ama şüphe var, soru işareti var. Bu da ortadayken hiçbir şey yapmamak da olmaz. Böyle bir mekanizma oluşturduk ve hem eğitim kesintiye uğratmıyoruz hem de FETÖ mensubu olanları yarın şey yapacağımız zaman gereken eliminasyonu sınavda yapacağız. Peki. Şimdi ekonomi yani bu kadar şey oluyor. Şunu da söyleyeyim zaten, bakın bunların bir kısmı zaten Türkiye'ye gelmiyorlar. Bunu da söyleyeyim. Yani, öyle mi? Tabii. Buradan da anlıyoruz. Aslında amaçlarımızdan bir tanesi de buydu. Çağırdınız mı? Bir kısmı çağrıldı. Yani çağrılma işlemleri de var o arada. Gelmiyor, bırakıyor. Ya da bu karardan sonra bir kısmı kendisi tamamen terk ediyor, bırakıyor öğrenciliği. Aslında bu yöntemin isabet oranının yüksekliğini gösteriyor. Biz kayıtlarla tespit edemiyoruz ama bu karar nedeniyle kendileri panik haline girdiği için kendileri artık şey yapıyorlar. Yani bizim onları bildiğimizi düşünüyorlar ve kendileri öğrenciliği bırakıyorlar ve başka ülkelere kaçıyorlar, sığınıyorlar ve orada kalıyorlar. Evet. Peki. Şimdi bu kadar şey oluyor. Ekonomi bundan nasıl etkileniyor? Yani insanlar yarın ne olacak? Belli değil bu memlekette, şu param şurada dursun, şuraya yatırmayayım diye düşünmez mi normal bakınca? Öyle mi gerçekten? Aslında bu yaşadığımız hadiselerin çok küçük bir oranı başka bir ülkede, gelişmiş güçlü ekonomisi olan bir ülkede yaşanmış olsaydı, dediğiniz gibi o düşünce vatandaşlarının, o ülke vatandaşlarının hemen hemen tamamında hakim olurdu ve tamamı da tepki verirdi. Nasıl tepki verirdi? Yaşadığımız hadiselerin küçük bir oranı ile karşı karşıya kalmış olsalardı. Hepsi için geçerli. Avrupa Birliği üyesi ülkeler için de geçerli. Amerika için de geçerli. Hepsi bankalardan büyük oranda paralarını çekerlerdi. Yani hepsi marketlere saldırırdı. Hepsi inanılmaz bir şekilde yatırım, ekonomik aktiviteleri minimuma indirirdi. Talep düşerdi. Tüketimi ertelerdi herkes, tüketim talebini. Yani böyle bunlar yaşandığı için geçmişte çok daha küçük hadiseler olduğuna böyle olaylarla karşı karşıya kaldı. Şimdi, ama Türkiye'de yani bir ülkenin herhalde yüz yüze gelebileceği, ekonomiyi etkileme olumsuz anlamda potansiyeline sahip en ağır hadiseleri Türkiye yaşadı. Bunun ötesi var mıdır? Olabilir belki ama herhalde çok azdır bunun ötesi. Yani yedi koldan saldırıyor bütün terör örgütleri, içeriden ve dışarıdan. Böyle tek bir merkezden kumanda edildiğini çok net bir şekilde gösterecek tarzda içeriden ve dışarıdan saldırıyorlar. Büyük şehirlerimizde gerçekten çok büyük infiale yol açacak, biliyorsunuz, saldırılar oldu. Onlarca, yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, toplu saldırılar. İşte Ankara'da, İstanbul'da biliyorsunuz.
sürekli olarak çok ciddi bir ülkenin bir bölümünde bir terörle topyekun bir mücadele, ölüm kalım mücadelesi veriyoruz adeta. Hamdolsun yani artık oranın da belli büyük oranda kırıldı. Zaten feryatlarından da o anlaşılıyor, terör örgütünün, bölücü terör örgütünün son günlerdeki feryatlarından da bunu görebiliyoruz. Daha sonra işte FETÖ'nün biliyorsunuz işte o çabaları, kalkışmaları, hem 17-25 gezi hadiseleri, en son 15 Temmuz hadiseleri. Yani bir ülkenin en önemli simgesel kurumları bombalanıyor. Başka hiçbir ülkenin ekonomisi buna dayanamazdı. Bakın çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bunun tabii ekonomik bazı izahları da var. Onu zamanımız olursa anlatırım. Son 3 dakika vaktimiz var. Yok zamanımız. Ama şunu söylüyorum. Aslında mesele ne biliyor musun? Mesele millet bu meseleyi kavradı. Yani saldırının kaynağını biliyor. 12 milyar dolar para bozdurdu değil mi? Tabii, İnsanlar bakın, döviz bozdurdu. Dolar. 15 Temmuz evet. gecesi milletimizin meydanlarda gösterdiği kahramanlığı, o iradeyi, mücadeleyi aynı zamanda yine yatırımcılarımız, bu ülkenin yatırımcıları piyasalarda ortaya koydu. 2,5 milyar dolar bir gün, ilk gün, ertesi gün açıldığı zaman 18 Temmuz pazartesi günü bir günde 2,5 milyar dolar bozularak birilerinin özellikle yabancıların muhtemel döviz çıkışının ortaya çıkaracağı komplikasyonları dengelemek amacıyla dövizlerini bozdurdular. Ve daha sonra bugüne kadar... Ki oradan maksat para kazanmak da değildi değil mi? Yani yukarı tabii kesinlikle tabii ki. Yani onun için kesinlikle bu milletin alaşağı edilmesi, bu millete diz çöktürülmesi mümkün değil. Bu hamasi bir nutuk değil. Şu rakamları, şu tabloyu gördükten sonra milyonlarca insanımız o gün namlulara karşı durdu. Ama aynı zamanda bu çok önemli bir bilinç seviyesi aynı zamanda. Vatandaşın kahramanlığını... Sermaye piyasalarında da 12,5 milyar dolar bozdurarak ortaya koydu. Kurumlar için de geçerli. Merkez Bankası'mız böyle bir ortamda faiz indirmeye devam etti. Bunlar hepsi kahramanlıktır. Siz böyle bir yapıyı, böyle bir ülkeyi, böyle bir devleti, böyle bir millete diz çöktürmeniz mümkün değil. Kesinlikle görmeleri gerekir artık. Onu da bırakın. İlave olarak diğer kurumları kendilerine bağlı, kendileri tarafından yönlendirme kapasitesi olan ekonomi kurumları devreye soktular. Yani Moody's. Işte, Moody's. Daha önce S&P, Standard & Poor's, ertesi gün hemen birkaç gün içerisinde, olaydan birkaç gün sonra hemen notumuzu düşürdü. Sonra Moody's, 3 gün önceki açıklamalarının tam tersine böyle bir hamle yaptı. Yani ekonomiyi, bütün alanları, toplumsal birliği, bütünlüğü bozmak, diğer taraftan da ekonomideki dengeleri ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa ellerinden gelen her türlü çabayı, bildikleri bugüne kadar başka ülkelerde başarılı olmuş tüm yöntemleri kullandılar. Bakın Venezuela'da ve birkaç ülkede daha aç insanlar. Derecelendirme kuruluşları adım attığı zaman, düşürdüğü zaman bu çok ciddi tahribatlara yol açtı. Diğer kararlar için de geçerli. Açlık var o. Ama evet, ama bizim Türkiye'de hiçbir tanesi, yani aslında bunlar 2003'ten başlayan silsiledir. Her geçen gün daha bir sonraki daha ağır hamleyi yaptı. Yani muhtıralardan, kapatma davalarından geldik. Gez olaylar 17-25 vesaire. Her geçen gün onlar hamlelerini yükseltiyorlar, dozajları artırıyorlar. Ama bu milletin de bu yapılan saldırılar sadece milletin birlik bütünlüğünü, bilinç seviyesini güçlendiriyor. Başka bir şey yapmıyor. Şimdi bir şey söyleyeyim burada bakın. Birçok nedeni var bunun ama en önemli nedenlerinden bir tanesi de şu. Evet, milletimiz olayın farkında. Bir, ekonomi gerçekten son derece güçlü. Yani bu kadar salvolara, bu kadar top atışlarına rağmen, top derken atışlarına rağmen dimdik ayakta. Hiçbir en ufak bir tüyo. Hatta tam tersine biz büyümemizi sürdürüyoruz böyle bir ortamda. Yeni kararlar uygulamaya koyabiliyoruz. Evet. Adımlar atıyoruz. Aldığımız ekonomik kararlar da sonuç alıyor. Tepki veriyor. Yani sistem işliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bizim ekonomimiz diğer gelişmiş ülkelerin ekonomilerinden çok daha sağlam. Nedeni şu. Oradaki finansal sektörün büyüklüğüyle veya gelişimiyle reel sektör gelişimine aralarındaki ilişkiye baktığınızda çok ciddi bir sıkıntı var orada. Reel sektör yani üretim, mal ve hizmet üretimi bir büyürken Amerika için de geçerli, Avrupa için de geçerli. Finans sektörü yani onu temsil eden, etmesi gereken menkuller 10 kat, 12 kat daha ondan fazla büyümüş. Bu çok probleminde kaynağı bu. Bir fiktif bir yapı söz konusu. Real olmayan. Bizde bu sıfır. Peki. Yani birebir daha doğrusu. Önümüzde dolayısıyla en ufak bir sallantı, sıkıntı olduğu zaman oralarda sistemin kökünden sarsılıyor. Yani bu Amerika için de geçerli. Amerika'da sıkıntı nereden başladı? Mortgage kredilerinden başladı. Yani onun da nedeni buydu. Fiktif olarak
mortgage kredilerinin aşırı şişirilmesinden kaynaklandı. Peki. En ufak bir dalgalanma çökertebiliyor. Bizim reel sektörle finans sektörü arasındaki ilişki birebir ve çok sağlam. Yani 1.1, 1.2 diğeri. O da sağlam. Dolayısıyla top da, tank da, uçak da nereden gelirse gelsin saldırı. Yani bu sadece evet milletimizin orada ortaya koyduğu feraset inanılmaz son derece önemli, ama belirleyici. Ama aynı zamanda ekonomimizin genel makro hem kendi arasındaki ilişkilerin çok kuvvetli olması hem de fiktif sanal köpük olmaması son derece önemli. Bu saldırılara bu ülkenin, bu milletin, bu ekonominin karşı durabilmesi açısından. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bize vakit ayırdığınız için. Efendim Sayın Nurettin Canikli Başbakan Yardımcısı Başkent Kulisi'nde konuğumuz oldu. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.